Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Rize Aydar Yaylası'ndayım. Abdüloğlu Kafe Pansiyonu'na geldik. Şimdi ilk defa muhlama yiyeceğim. Muhlamanı tanımlamak için. İsim neydi abla senin? Emine. Emine abla şimdi bize muhlama hazırlayacak. Abla nasıl yapıyorsun şimdi bu muhlamayı? Muhlama bu işin önce tavaya azıcık yağ koyuyoruz. O tane. Tereyağı değil mi? Evet, tereyağı. Yayla yağı. Özel yağ. Bizde bir daha sonra mısır unum var. Evet. Özel değirmende olmuş. Taş evet. Değirmende hatta. Ha. Evet. Kendiniz mi yapıyorsunuz onu? Evet, annem yaptı, gönderiyor, destek oluyor annem. Maşallah. Bunun yanında da annemin özel yoğurdumuz var. Yanına verdim bir daha. Yoğurt da servis ediyorsunuz. Evet. Çayla da yapabiliyoruz ama yoğurt evet. Da güzel oluyor. Evet. Tam karardığı zaman mısır ununu atıyorsun. Evet. Aynen öyle. Yayla peynir. Bunu şimdi ne kadar pişiriyorsun abla? Bunu bir 5 dakika böyle uzayana kadar. Hadi kalkınca tavana çıktı bir bitti. Bir metre olacak mı böyle? Aynen. Bu muhlama Karadeniz'in birçok bölgesinde yapılıyor değil mi? Evet, daha çok Rize'de yapılıyor. Trabzon tarafı kurnak diyorlar. Onlar... Yine aynı mı? Aynı ama onlar beyaz undan yapıyorlar. Biz mısır unu yapıyoruz. Orada yemediğim için bilmiyorum ama buradaki mısır ununun tadına bakacağız. Bunu da çok karıştırmak lazım. Sürekli karıştıracağım. Bunun işin özü. Için. Evet. Tereyağı biraz da su katıyorsun. Biraz su katıyorum. Üstüne de yine tereyağı olacak. İki kaşık buna bir var. Eksi doldurma. Evet. İki yemek hazır mı? Hazır. Allah. Efsane bir şeye benziyor. Arkadaşlar, ilk defa yiyorum. Efsane bir tadı var. Yani tereyağı, peyniri, ondan sonra ablam sevgisini ve şefkatini de kattığı için efsane olmuş. Vallahi kere aldığı için. Allah razı olsun. Seni nasıl bulacaklar burada Aydar Yaylası'nda? Ben buradayım. Abdüloğlu Kafe Pansiyon'dayım. Her zaman bekliyorum. Evet. Çok güzel. Gerçekten çok iyi. Efsane bir tadı var. Afiyet olsun. Bakın videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.